arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle değişik çok güzel bir şal çalışması yapacağız 3 boyutlu kabartıları olan aynı zamanda içerisinde mısır patlakları bulunan modelimizin örmesi son derece kolay modelimiz hep birbirinin tekrarı şeklinde ilerleyecek Popcornlarımızda şu şekilde yuva içerisine alıp boyutumuzu verdikten sonra trabzanlarımız yarım Hilallerimizi görmekteyiz. Sonra yeniden 3 boyutlu e, işlemlerimizi yani kabartılarımızı yaptıktan sonra modelimizin kurulumu tekrar ederek e, şalımız istediğimiz boyuta gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Şöyle e, ben e, ince ipten ördüm. Sizler dilediğiniz iple çalışabilirsiniz. İpimize uygun olarak da 2.5 numaralı tığımı tercih ettim. Yakından bir daha şöyle görmenizi istiyorum. Değişik ve güzel bir çalışma. Bakınız üst üste gelmekte ajurlarımız. Tekrar kafeslerimiz ve hilal kafeslerimizi görmekteyiz. Yeniden popcorn ve boyutlu trabzan çalışmamızı da görmekteyiz. Evet kolay gelsin diyerek çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Kartopu angora natural ipimi kullanıyorum. 100 gram 550 metre %20 yün %80 akrelik renk numarası ise 841. Tığ olarak iki buçuk milim tığım var. Sizler tabi dilediğiniz marka ürünleri kullanabilirsiniz. Sadece sorduğunuz için söylemekteyim. Evet zincirimizi çekerek başlayalım. 6 tane zincirimizi çekelim. Bu kez uç kısımdan değil omuzdan başlıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Kapatıyorum. Yuvarlağımı yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum hemen ipimi şöyle yan yatırdım alta gizleyerek içerisine zincirim de dahil toplamda 12 tane trabzanımı örüyorum ikili trabzan şekliyle 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 ve son trabzanım. 12 tane trabzanımızı ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yine kontrol edelim. Sonra geri dönmekten daha kolay oluyor. Kontrolleri hemen yapmak. 3 tane zincirimi bu yönde çekiyorum arkasını çeviriyorum. Ve buradaki bütün trabzanlarımızın hepsini ikişer ikişer örüyorum ve toplamda 24 tane trabzanımızı ikinci sıra sonunda tamamlamış oluyorum. Zincirimin dibine batıyorum. Bir sonraki trabzanıma aynı yere bakın. Aynı yere batıyorum. Artışlarımı yapıyorum ki omuzumuzdan aşağıya Genişliğimiz sağlansın. 22 tane trabzanımızı örerek geldim. Son trabzanımızı da sizlerle birlikte örerek 24'e tamamlayacağız. En son bakınız buradaki zincirimin üzerine batıyorum. Bir Aynı yere tekrar batıyorum. 2 Toplam 24 tane trabzanım oldu. 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve 3. sıramızı başlatıyoruz. 3. sıramızda tığımın başını doluyorum. Hemen 2. trabzanın üzerine 3 tane trabzanım örüyorum. 1 Ördüm. Aynı yere bir tane daha aynı yere üçüncü trabzanımı da ördüm üç tane zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanıma batıyorum üç trabzanım ördükten sonra üç zincir çektim bir tane trabzan atlayıp ikinciye battım bir iki üç zincir çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum 1 2 3 araya hep 3 zincir sadece kenara gelene kadar Bakınız şuradaki kenara 2 3 tane trabzan kalana kadar bu işlemi tekrar ediyorum 3 zincir bir atla ikinciye bat bir atla 1 2 3 bir atla diğeri 1 2 3 bir atlayıp diğeri Sayalım kaç tane olduğunu bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 9. yapıyorum. Bir atlayıp diğer. Şimdi 10. ve son zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Buradaki geçiş zinciri ile dahil. Toplamda en son yaptığımda 10 tane olacak. Bakın tekrar sayalım. 1, trabzanımdan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çekili olan zincirim 10. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. İkinci toplamda üç tane burada başlangıçta yaptığım gibi üç trabzanı aynı yuvaya örüyorum. Batıyorum. Tekrar aynı yere üç. Başlangıç ve bitişte üçer trabzan aralarda üçer zincir bir atla şekliyle ördüm. Tığımın başını doluyorum. Son trabzan üzerine geliyorum. Bakın bir trabzanım atladı Ve buradan trabzanımı örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve 3. sıramızı tamamlamış oluyoruz. 4'e başlıyoruz. 1. sıramız, 2. zincirler, 3. sıramız. 4. sıramıza 3 zinciri çektikten sonra hemen döndürelim. Çeviriyorum. tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanım vardı bakınız. Ortadakini alıyorum. Bakın birebir zincirimi çektim. 3 trabzanımızın ortadakine yandan giriyorum. 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. Hepsini de yandan giriyorum yandan tekrar yandan şöyle 3 tane trabzanımı yandan girerek ördüm 3 zincir çekiyorum hemen dibindeki zincirin üzerine gelerek sık iğnemle batıyorum tekrar 1 2 3 burada da yine işlemim sadece bu kadar bu arayı tamamen 3 zincir bir sık iğne ile bat 1 2 3 atıyorum. Diğer trabzanımıza görene kadar sadece zincirlerimizi çekip alttaki sıra zincirine batıyoruz. İlerliyoruz. Bir iki üç zincirime batıyorum. Hemen trabzan yanındaki zincire. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Burada da 3 tane aynı yuvayı ördüğüm Trabzanın ortadakini şöyle yandan girerek kaldırıyorum dışa doğru. 3 tane trabzanımı örüyorum. Hem başlangıçta hem bitişte 3 trabzanımızı ördük. Tığımın başında doluyorum Son trabzan üzeri trabzanımı örüyorum ve bakınız bu şekilde tamamlanıyor tekrar 3 tane zincirimizi çekelim örgümüzün arkasını yeniden çeviriyorum tığımın başını doluyorum 3 tane trabzanımız bu kez ortadakini ardından giriyorum kabartmalarımızı ön yönde olmasını istediğimiz için ardından girdim ve örüyorum aynı yere 3 tane trabzan Ardından ve üçüncüyü de örüyorum. Üç tane trabzan ördüm. Devam ediyorum. Bir, iki, üç zincirimi çekip hemen yanındaki zincirimin içerisine sık iğnemle batıyorum. Bağlanıyorum şöyle batıp. ardından girdim. 3 tırabzanımı ördüm. 3 zincirimi çektim. Yana battım. Bu sıramızı tamamen zincirlerden örmeyeceğiz. Popcornlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. 3 tane zincir çektim. Tamam başını doladım. Buraya 5 tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5. Daha kabarık bir popcorn isteyen arkadaşlarımız 6 ya da 7 de yapabilirler. 5 tane trabzanımı ördükten sonra ilmekten tığımı çıkarıyorum. Arkadan giriyorum. Bakınız arkadan ilk trabzanıma. İlk trab mutlaka buna dikkat edin. Önden girmeyelim. Önden girdiğimiz zaman popcornumuz e, uygun olmayacak. Yani düzgün düşmeyecek. Arkadan giriyorum. İlmeğimi tekrar takıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bakın istediğimiz yere düştü popkornumuz. 3 tane zincirimi yeniden çekiyorum. Ve hemen yanındaki zincir içerisine sık iğnemle bağlanıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 5 tane popkornum için trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimden tığımı çıkarıyorum. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi ilk trabzanımı arkadan giriyorum. İlmeğimi alıp içinden geçiriyorum. 1 2 3 ikinci popcornumu da bu şekilde örüyorum. Ve hemen yandaki zincire bakın. Zincirleri hiç atlamayalım. Tekrar 3 zincir. Başını dola 5 tane trabzan. 3 4 ve 5 sayalım bakınız önden değil arkadan mutlaka giriyoruz karıştırmayalım diye özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız varsa mümkün olduğunca faydalı olabilmek amacımız 3 zincir yanına batıyoruz biraz sona doğru yaklaşalım aynı işlemlerin tekrarıyla ön tarafı çevirdiğinizde şöyle güzel bir görüntü olacak. Evet sıramızı popkornlarımızı yaparak tamamladım. Başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son popkornumuzu sizlerle birlikte yapacağız. 7. ile çalışalım. 6. popkornumu ördüm. 3 tane zincirimi çektim. Örgümün arka yönündeyim. Hemen atıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Yine Buradaki üç trabzanın ortadaki olan trabzanımın ardından giriyorum bakınız. Ardından ve 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. 1 giriyorum. ikinci 2 iki. ve üçüncüyü ördüm. Tamam başını doluyorum. Kenardaki trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve burayı bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 3 zincirimizi bitirdiğimiz yönde yeniden çekelim. 1 2 3 Çeviriyorum. Yine kenardaki 3 tane trabzanımın başını doluyorum. Ortadakine yandan giriyorum. Aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. Yandan girerek. 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki zincir yuvasının içerisine batıyorum. Sık iğne ile. Yanına bir tane daha sık iğne örüyorum. Şuradaki batmış olduğum bölüme tekrar sık iğne örüyorum. Toplamda bir zincirimi battığım ikinci yanına ve bir de e, burada daha önceki batmış olduğum sık iğnemizin üzerine battım 3 tane sık iğnemiz oldu tığımızın burada başını doluyorum 1 2 3 4 şuradaki Pop kornumu çalışmış olduğum yerin altına giriyorum bakın şu sık iğnemizi battığımız yere şöyle tam birinci pop kornumuzun sık iğnesinin altına giriyorum İkişer ikişer çekiyorum 1 2 3 4 5 defa da alıyorum yukarıya doğru 5 defa da aldım bakın tam popkornumu batmış olduğum yerin sık iğnesinin altından yan tarafa doğru çektim ve e, burada popkornumu yuva içerisine alıyorum ve hemen yanındaki zincir içerisine bir defa dolayarak 3 tane ikili trabzanım örüyorum birinciyi ördüm 2 3 3 tane ikili trabzanımı ördüm. 1, 2, 3. Bir defa doluyorum. 4. trabzanım 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. Yukarıya doğru sivrilmemiz gerektiği için aşağıdan yukarıya doğru güzel bir mail veriyoruz. 3 tane trabzan ikili. 4. yine bir defa doluyoruz. Fakat 3 defa da çıkıyoruz. 2 defa doluyorum. Bu kez popkornumun Tam tepi altında bakın şöyle aldığımız yerden yani kapadığımız yerden giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Üzerine 3 tane zincirimi örüp kirpik kısmımı yapıyorum. Yan tarafına şöyle örgümüzün girerek batıyorum. Ve kapatıyorum. Tam sivri yeri. Tekrar 2 defa doluyorum. Aynı şekilde giriyorum ikişer ikişer alıyorum. Şimdi eğimimizi yukarıdan aşağı doğru yapıyoruz. Buradaki işlemlerimizi tersine doğru yapıyorum. Yani bir defa dolayıp üç defa da çekiyorum ve üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Zincirimin bulunduğu noktaya bir doluyorum. 1 2 ve 3 Bir doluyorum. İkili trabzanlarımı örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm. Trabzanlarım bittikten sonra son sık iğnemizi zincirlerimizi birbirine geçişte kullandığımız sık iğnemin üzerine yeniden bir tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 defa doluyorum. Diğer tarafta 4 dolamıştık. Bakınız şuradaki uzun trabzanımızın karşılığını örüyoruz. Burada bitişte 3 tane başlangıçta 4 doluyorum. Bitişte 3 doluyorum. 3 defa doladım şöyle geliyorum hemen aynı yere değil bakın 3 defa yukarıya bakın bir ikinciye şöyle kendinden giriyorum şöyle kapanmasını istediğimiz için başlıyorum ikişer ikişer çekmeye bir iki üç dört dört defa da çekiyorum ve bakın şu şekilde kapanmasını sağlıyorum yani şöyle biraz toparlanıyor birbiri ayrı ayrı aynı yere değil buradaki uzatmış olduğumuz 4 defa doladığım trabzanımızı alttaki bölümüne batarak yukarıya doğru örüyorum. Birinci popcornumuzu tamamladığımız gibi bütün popcornlarımızı da aynı şekilde tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Popkornumun altındaki bakınız. Sık iğnenin hemen bir altındaki trabzanıma yandan giriyorum. İkişer ikişer örüyorum aynı işlemimizi tekrar ediyoruz hem sizlerle birlikte pekiştirelim hepsini aldıktan sonra tığımın başını doluyorum popkornumun hemen yanındaki trabzanım zincirime trabzanlarımı örüyorum ikili trabzanı 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir defa doluyorum. Bunu 3 defa da yukarı çıkıyorum. 2 3 tekrar iki defa doluyorum tepeden giriyorum o kornumun alttan çıkıyorum ikişer ikişer örüyorum 1 2 3 zincir yandan girip kirpiğimi yapıyorum tekrar iki defa dolayıp aynı yere bir daha giriyorum tepeden 1 bir iki ve üç yandaki Zincire Buradaki işlemimizin tersini yapıyoruz. 1 dolayıp 3 alıyorum. 1 2 3. 3 tane ikili tırabzanımı örüyorum yanına 1. 2 ve 3. 3 tırabzanımı ördüm. Sık iğnemin üzerine bir tane batıyorum. 1 2 3 doluyorum bitir işte ve çeviriyorum. Şöyle bakın 1 2 3 dibine değil bir üste giriyorum ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 ve 4 yeni işlemimizi başlatıyoruz 2 3 4 sık iğnemi battığım trabzanın altından giriyorum 1 2 3 4 5 4 defa doladığım trabzanlarımı örüyorum bir doluyorum hemen popkornumun yanındaki trabzanı 3 tane yani zincire 3 tane trabzanımı örüyorum dördüncü bir doluyorum 3 defa da çekiyorum yavaş yavaş yükseliyorum 2 doluyorum tepeden batıyorum alttan çıkıyorum 1 2 3 tane zincirimizi çekip sivri bölümümüzü oluşturuyoruz iki defa tekrar dolayıp aynı yere giriyorum ikişer ikişer çıkıyorum tekrar bir dolayıp diğer zincire geçiyorum 3 defa da alıyorum 1 1 doluyorum 3 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 ve 3 sık iğneme batıyorum son olarak 3 doluyorum 1 2 3 çeviriyorum yandan giriyorum ve ikişer ikişer alıyorum 2 i̇ki, 3 ve 4 bu şekilde bütün popkornlarımızı örelim şurada görüşelim bütün popkornlarımın etrafını ördüm 1 2 3 4 ve 5 başlangıç kenarımız gibi bitişimizi de aynı işlemleri tekrar ederek tamamlayalım uzatmış olduğum trabzanı 3 defa dolayıp aldığım trabzanımdan sonra bakın zincirim vardı Buraya 1 2 3 tane sık iğnemizi örelim. Bakın burada yapmış olduğumuz gibi. Sonrasında 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortadaki trabzanımı yine yandan örüyorum. 3 tane trabzan olarak 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum son trabzanı şuradaki trabzanımın tepesine batarak örüyorum ve bu sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz yeni sıramıza geçişimizi yapalım 3 tane zincirimi çekiyorum her zaman olduğu gibi 3 trabzanın ortadakinin arkadan alıyorum aynı yere 3 tane trabzanı örüyorum 2 ve 3 yeni sıramızı başlatıyoruz bu işlemimiz Bakın hep aynı şekilde devam etmekte. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki sık iğnem, bakın trabzanlarımızın hemen yanı başındaki sık iğnemizin bulunduğu yere yandan giriyorum. Ve ikişer ikişer örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Bu kez bu kirpiğimizin olduğu yerde bir defa doluyoruz. Diğer ara sık iğnelerimizin üzerine battığımız yerde ise iki defa dolama işlemimizi yapıyoruz. Bir doladım ve ikişer ikişer dolayarak ortasına kirpik çalıştığım trabzanımın tam alttaki bağlantı yerine Bakınız şuradaki bağlantı yerine giriyorum. Bir iki iki defa da örüyorum. Kirpiğimin altından şu şekilde girerek bağlanıyorum ve burada dik bir görünüm olmasını sağlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şurada sık iğneme batacağım. O yüzden iki defa doluyorum. Sık iğneme yandan girişimi yapıyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Kirpiğimin bulunduğu yeri öreceğim için bir defa başını doluyorum ve trabzanların battığım yere yandan giriyorum. 1 2 defa da alıyorum. Kirpiğimin altından girerek şu şekilde bağlanıyorum. 1 2 3 zincir. Aradaki zincir sayımız 3 olacak. 2 defa doluyorum. 2 defa doluyorum sık iğneme yandan giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. Tekrar ara için 3 zincir kirpiğimin bulunduğu yeri öreceğim ve burası tam merkez. Bakınız iki tane trabzan grubumuz bu yönde, iki trabzan grubumuz bu yönde. Ortadan artışımızı yaparak yanlara doğru büyüteceğiz ve yeni yuvamızda burada bir tane V çalışması yapacağız. Bir defa başını doluyorum. Her iki trabzanımın ibinden giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. İkili trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Altından kirpiğimin giriyorum. Ve kapatıyorum. Tekrar bir tane daha zincirimi çekiyorum. Bir doluyorum. Aynı yere gelerek batıyorum. Ve burada yuvamı kuruyorum bir sonraki artışımız için. Şöyle görelim. Bakınız kirpiklerimizi de öne doğru çıkardık. Üçer zincirimiz arada. iki defa şu ara için doluyoruz. Bir defa kirpiklerimizin olduğu yeri. Tekrar buraya iki trabzanımızı ve zincirlerimizi çalıştıktan sonra 3 zincirimizle yine devam ediyoruz. Araya batacağım için arası sık iğneye iki defa başını doluyorum. Yandan giriyorum. 1-2 3 defa da çekiyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yandan giriyorum. İkili trabzanımı tamamlıyorum. Ve kirpiğimin altında bakın şuradaki kirpiğimizin hemen altından girerek kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir 2 doluyorum yandan sık iğneme batıyorum ikişer ikişer çıkıyorum tekrar 1 2 3 bir defa tığımın başını doluyorum yine trabzanımın dibinden her ikisinin giriyorum 1 2 kirpiğimin altından geçiyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum iki defa başını doluyorum ve sık iğnemin hemen yanından giriyorum ikişer ikişer örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra yeniden şurada ortadaki trabzanıma bir defa başını doluyorum. Bakınız 3 tane elin ortasına arkasından 3 trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3 Tığımın başını doluyorum. Kenardaki trabzanımın üzerine gelip batıyorum. Ve sıramı artışımı yaparak sonlandırıyorum. Yeniden 3 tane zincirimi çekip örgümü çevirdiğimde işlemlerimizi yeniden başlatmış oluyoruz. Bu sıramızda artışımızı tamamladık ve şurada bir tane daha yuva kurduk. Şöyle görelim. Bir defa başını doluyorum. 3 tane trabzanımızın ortadakini yine şekilli tırabzanlar halinde 3 tane örüyorum. Kenarımız tamamen bu şekilde. 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Aşağıdaki zincirime batıyorum tırabzanımızın bu yönündekine. Tekrar 1 2 3 4 diğer tarafa geçip batıyorum tırabzanımın diğer yönüne. 1 2 3 4 bir sonraki grubuma 1, 2, 3, 4 diğer gruba 4'er zincir çekerek her bir zincir grubumuza girerek batıyoruz. Tam ortaya geldim bakınız. Ortaya geldik. Burada işlemimiz farklı olacak. 1, 2, 3, 4 buraya dikkat edelim. Şu şekildeydi bakınız. Şöyle göstermek istiyorum. Bir bu yönde bir tam ortaya bir de diğer yönde boşluğumuz var. Bir zincir bir kenarda bir zincir diğer tarafta bir de ortaya bağlantımız vardı. Şimdi bu üçüne de dört zincir çekip atacağız. Önce şuradaki boşluğumuza bakınız diğerlerine dörder dörder batıp geldim. Dört zincirimi çektim boşluğuma batıyorum. Tekrar bir iki üç dört bu sıranın püf noktası burası. Şöyle baktığımızda arkasında tam kirpiğimin arkasındaki bulunan noktaya gelerek batıyorum ikinci dörtlüğü battım 1 2 3 4 tekrar bu boşluğa girerek batıyorum şöyle gördüğümüz gibi bir battım 2 ve 3 defa da battım şöyle şimdi 1 2 3 4 diğer tarafa geçiyorum 4 zincir çekerek yine ilerliyoruz 2 3 4 diğerine bakın trabzanımın diğer yönüne 1 2 3 4 trabzanımızın diğer yönüne sadece tepemizde şu şekilde çalıştık 1 2 3 4 1 2 3 4 hiçbir yuvaya iki defa batmıyoruz Tepemiz dışındaki 1 2 3 4 doluyorum ikinciyi yine 3 defa örüyorum 3. trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum en kenardaki devam eden trabzanımın tepesine batıyorum 1 2 3 çeviriyorum tığımın başını tekrar doluyorum Ardından girerek yine ön yüze doğru 3 tane tırabzanımı örüyorum. İkinciye giriyorum. Sayalım. 1 Bakın yuvanın hemen kenarından sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 kirpiğimizin yanına kadar yani bu tam merkeze kadar diğer taraftan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 şuradaki iki tane dört, dört grubumuzun hem sağında hem solunda yedi tane yuvamız var kenarlarımız zaten aynı işlem üzerine devam edecek bu sıramızda da dörder zincir çekerek ilerliyoruz dibine batıyorum 1 2 3 4 dibine 1 2 3 4. Yani 1 sonraki yoya batıyoruz. Hilal kafeslerimize. 1 2 3 4. Şimdi tam tepedeki şu kısma geldik bakınız. 4 4. Şimdi aynı işlemi buraya da tekrar ediyorum. 2 3 4 buraya batıyorum. 1 2 3 4 yanındakine batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 hiç farklı işlem yapmadan birer birer kafeslerimizin içerisine batarak ilerliyorum. Ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. doluyorum. Her zaman olduğu gibi ortadaki trabzanımı ardından girerek 3 defa örüyorum. 1 2 ve 3 Tığımın başını doluyorum. Kenardaki trabzanımın üzerine içine girerek batıyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. 3 zincirimle örgümün diğer yönünü çeviriyorum ve yine hemen kenar işlemimi yapmak üzere ortadaki trabzanıma girerek 3 defa da işlemimi tamamlıyorum. Evet bu sıramızda da gördüğümüz gibi sadece kafeslerimizi ördük. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şuraya kadar saydım. Bakın şu ortaya kadar diğer taraftan sayalım. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakınız. Peslerimizi bitirdik. Bir sonraki sıraya başlayalım. Tığımın başını doluyorum. İlk kafesimin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Araya zincir çekmeden diğer kafesime giriyorum. 3 trabzan da buraya örüyorum. Bir defa dolayıp 2 defa da alıyoruz. Doluyorum. Diğer kafesime geçiyorum. 7 kafesimizi aynı şekilde dolduruyoruz. Diğerine geçiyorum. Araya zincir çekmeden üçer üçer dolduruyorum. Kenardan başladım. Üçer üçer ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 kafes ördüm. Şimdi tam tepemizin bulunduğu yerdeyiz bakınız şurada. Artış yaptığımız yer. Şu noktaya iyi bakalım. Hemen buraya iki tane trabzan örüyorum. Bir, iki. Tam tepe noktasına tam bakınız şuradaki ikisinin ortasında bulunan yere iki tane trabzan örüyorum. İki trabzan ördükten sonra buraya dört tane zincir çekiyorum. Ve tekrar tığımın başında oluyorum. Aynı yere giriyorum. Burası bizim merkezimiz oluyor. Bir ve iki. Araya zincir çekmeden yanındakine yine iki tane trabzan örüyorum. Merkezimizin sağında ve solunda bakınız ikişer trabzan. Merkezin bulunduğu yerde iki trabzan, 4 zincir, iki trabzan. Diğerleri üçer trabzan. Şimdi buradan sonrası yine üçer trabzan şeklinde devam edecek. 3 trabzanımı ördüm. er trabzanlarımızı ördüm şöyle görmenizi istiyorum Sona geldim yine zincir çekmeden buradaki kenar işlemimizi yapıyor. Yeni sıramızı kenarımızı örerek geldim 3er trabzanlarımızı görmekteyiz bu trabzanlarımızın üzerlerine yeni trabzanlar öreceğiz. yalnız yandan girerek öne kabartılı halde düşmesini sağlayacağız. İlk trabzanma giriyorum yandan ölüyorum Başını doluyorum ikinciye yandan, bakınız, bütün trabzanlarımızı bu sırada yandan örerek öne kabartı şeklinde güzel bir çizgi durmasını sağlıyoruz. İkiye giriyorum, yandan. öne bakın şu şekilde çizgi düşmekte. Şimdi zincirimizin bulunduğu noktaya kadar bütün trabzanlarımızı aynı şekilde örelim. Ortaya kadar ördüm. Zincirimin bulunduğu yerdeyim. Şöyle şöyle önden görelim. Tam zincirimizin olduğu bölüme geçmiyoruz. Burada 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Hiçbir işlem yapmadan yine doğru trabzanına geliyorum. Yandan girişimi yaptıktan sonra birer birer yine sona kadar örüyorum. İki defa doluyorum. Bir trabzanım atlıyorum. İkinci trabzanıma yandan giriyorum. Ve ikişer ikişer örüyorum. Bir, iki, üç. Kenarından ördüğüm trabzanımın tam tepesine batıyorum. Bir defa dolamış olduğum trabzanı örüyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Bu kez atladığım trabzanıma yandan giriyorum. Bir, iki defa örüyorum. Üçüncüyü örmeden tığımda bekletiyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Bir tane trabzan atlayıp yandan sıradaki trabzanıma giriyorum. İkişer ikişer alıyorum ve hepsini birlikte bir önceki ördüğümü de bakınız beklettiğimi de aynı anda kapatıyorum. Tekrar bir defa doluyorum. Yandan aldığım trabzanın tepesine batarak ikili trabzanımı örüyorum. İki defa doluyorum. Atladığım trabzanımı yandan girerek ikişer ikişer örüyorum. Bir, iki. Üçüncü kez kapatmıyorum. Tekrar tığımın başını iki defa doluyorum. Bir atlayıp giriyorum. İkişer ikişer örüyorum ve son olarak kapamadığımı da bu sıramda yani bu trabzanımda kapatıyorum. Bir doluyorum. Tepesine batıyorum trabzanımın ikili trabzanımı örüyorum. İki defa doluyorum. Atladığım trabzanımı yandan alıyorum. İkişer ikişer örüyorum. Sonu kapatmıyorum. Şöyle görelim bakınız. Ve devam ediyorum iki doluyorum bir atlıyorum diğerine yandan giriyorum ikişer ikişer alıyorum ve sonuncuyu hep birlikte kapatıyorum dolamış olduğum yani yandan girmiş olduğum trabzanımı bir defa doladım tığımla ikili trabzanımı örüyorum tekrar iki defa doluyorum atladığım trabzana yandan girişimi yapıyorum ve Örüyorum, sonu bırakıyorum. 2 doluyorum, bir atlıyorum, sıradakine batıyorum. Bu şekilde ortaya kadar ilerleyelim. Çıtır çıtır. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. İki defa yine başını doluyorum. Son trabzanımı yandan giriyorum ikişer ikişer aldıktan sonra hepsini aynı anda kapatıyorum. Şimdi 4 zincir çektiğim yere iki trabzanımı ikili olarak örüyorum. 1 ve 2. Araya 4 tane zincir. 4. Tekrar başını doluyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Ortadan diğer yöne doğru iki trabzanımızla başlamış olduk. Yeniden iki defa başını doluyorum. Birinci trabzanımı atlayarak ikinci trabzanımdan başlıyorum bu yönde ilerlemeye. Kendisini örüyorum. İki doluyorum. Atladığımı alıyorum ve bu şekilde sona doğru ilerliyorum. Bir atlayıp diğeri dibine trabzanım ikili tekrar iki defa dolayıp atladığımı belinden alıyorum. İki defa örüyorum. Üçüncüyü kapamıyorum. Bir atlıyorum diğeri ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladık ve yedi sıramızı başlattım arka yönden zincirlerimizi çekerek devam ediyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum bakınız arkada bir tane ikili trabzan örmüştük önde ikisini önden almıştık birer tane şöyle görünüz. bakın 1 1 her bir tane trabzanımın şu şekilde başını bir defa doluyorum yandan giriyorum ve ikili trabzanda geniş kutucuklar oluşturuyorum 3 zincir çekiyorum sıradaki ikili trabzan ördüm diğer sıradaki trabzanımın yanından giriyorum 2 3 bir defa doluyorum yandan giriyorum 1 2 3 bu boyutlu bir şal çalışması olacak bakınız hep boyut katıyoruz örüyorum bakın şu kabartılı olanları yandan giriyoruz birer birer aralarına 3 er zincir ortaya kadar örerek geldim 1 bakın şurada 1 2 3 tane trabzanımız var 3 zincirimi çektim bir defa doluyorum son trabzanıma yandan giriyorum ve örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra bu yönden ilk trabzanımı alıyorum. Örüyorum. 1 2 3 ortamızı bu şekilde oluşturduk. Tekrar tığımın başında doluyorum. Kabartılı olan trabzanlarımızın ardından girerek aralarına üçer trabzan çekip her birisine yeni yuva oluşması için örüyoruz. 1 2 3 ve sıramızı kenarımızda dahil tamamlayalım. Yeniden örelim. Ön yüzde tekrar görüşelim. Sıramızın başındayım. 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen ilk kutucuğun içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir ilk yuvanın içerisine. Bakın birbirini takip eden kafeslerimizin içerisine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 1 2 3 4 ortaya doğru 4'er zincir çekip kafesler oluşturalım ortamıza kadar örerek geldim tam merkezi bakınız iki tane trabzan ve zincirimi çektiğim yerin üzerindeyim yani şalımızın tam ortasındaki olan bölüme geldim hemen yanı başındaki kutuma battım burayı farklı yapacağız bakınız tam ortaya buraya dikkat edelim Trabzanın üzerine çekmiş olduğum 4 zincir batırıyorum. Normalde devam etseydik şu ortaya batıracaktık. Ama burası tam merkezimiz olduğu için trabzanımızın tepesine batıyorum. Çektiğim 4 zinciri. Ondan önce bakınız yuvanın içerisinde. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tam ortaya batıyorum. Önce trabzanın üzerine battım. Sonra 4 zincir çektim. Tam ortaya battım. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Yine trabzanımın üzerine batıyorum. Başlangıçta ve bitişte trabzanımın üzerine battım. Şu şekilde bakınız tam ortadaki olan yerimiz. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Yandaki kafese batıyorum kısım tepe noktamız yani ortası tam ortası şalımızın bu şekilde örecek. Daha sonra yine her bir kafes için 4 tane zincirimizi örerek bitireceğiz. Aynı yere birkaç defa batmıyoruz. O sadece orta için olması gereken yerde. 1 2 3 4 dörder zincir çekerek tamamladım kenarımızı yine ördüm şu şekilde dört tane zincirimi yeniden çekiyorum bir iki üç dört çeviriyorum her bir kutuya birer tane kafes örüyorum yine dörder zincirden oluşan bir iki üç dört bir iki üç dört bir iki üç dört Tam tepe noktamızın olduğu yere kadar geldim. Burada da hiç farklı işlem yapmadan 4'er zincirimizi çekelim. Her birisinin tepesine bir defa yeni kafesler yapalım. 2 3 4. Diğerine batıyorum. 1 2 3 4. Diğerine 1 2 3 4. Bakın tepede de herhangi bir farklı işlem yapmadık. Sonra kadar kenarımızı da örerek tamamlayalım. Zincirlerimizi üçer ve birer çekerek geldim. Tam ortanın bulunduğu yerdeyim. Bakınız şuraya geldim şurası. Her ikisinin tepe noktasındayım. Bir tane zincirimi çektim. Buraya gelip batıyorum. Sırayla geldim. 3 tane zincirimi çekiyorum. Buraya batıyorum. Aynı yere batıyorum lütfen dikkat edelim burası önemli püf noktası bu sıramızın. Üçer ve birer çekerek geldim. En tepe noktaya bakınız tam ortaya bir zincirimle battım. 3 zincirimi çektim. Yine aynı yere battım. Tekrar işlemimde değişiklik olmadan ilerliyorum. Bir zincir batıp burada bir tane merkezi oluşturduktan sonra düzenimizi hiç bozmuyoruz. Bir zincir ve 3 zincir şeklinde sırası ile örerek sona kadar kafeslerimize batıyoruz. Hem bitiş hem başlangıç kenarımızda tamamladıktan sonra sıramız bitmiş olacak. Sadece şurada önemli olan 3 zincirimizi tam merkezimizin bulunduğu yere örmemiz. Geri kalan bütün işlemler birbirinin tekrarı. Sıramızın yeniden başındayız ve buradaki popcorn çalışmalarımızı yapmaya başlıyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen yanına batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir zincir çektiğim yuvanın içerisine 6 tane ikili trabzanımı örüyorum. Popkornumu çalışmak için. 2, 3, 4, 5 ve 6. Dolu dolu olsun. 6 tane trabzanımı ördükten sonra tığımı boşaltıyorum. Birinciye giriyorum. Geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip araya giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip tekrar bir zincir çektiğim yuva içerisine girerek 6 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 çıkarıyorum arkadan tığımı girdiriyorum ilmeğimi alıp kapatıyorum 1 2 ve 3 batıyorum tekrar 1 2 3 zincirimi çektikten sonra bir zincir içerisine 6 tane trabzanımı örerek popkornlarımı oluşturuyorum bir zincir çektiğimiz yuvalarımıza popkornumuzu yaparak ilerleyelim popkornlarımızı tamamladıktan sonra yine kenarımı ördüm. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Batıyorum. Bir tane sık iğne ile battım. Yanına ikinci bir sık iğne örüyorum. Yani battığımızın yanına bir sık iğne. Bir tane de sık iğnemin üzerine bağlantı yerine batıyorum. Toplamda 3 tane sık iğnem oluyor. 1, 2, 3, 4 defa tığımın başını doluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Ve buradan kenardaki bakınız 3 tane trabzan ördüğüm yere yandan giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. Sıkıştırmadan 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 defa da kapıyorum. Hemen popkornumun yanına bir defa başını doladığım tığımla 3 tane trabzanım örüyorum. 1, 2 3 bir defa başını doluyorum batıyorum 3 defa da örüyorum tıpkı aşağıda yapmış olduğumuz bakınız şu yuvamızın üst kısımlarını yapıyoruz iki defa tekrar doluyorum bu kez popkornumun tam tepesinden bakın şöyle tepesinden giriyorum ikişer ikişer örüyorum 1 2 3 Tepesine 3 tane zincirimi çekip kirpiğimi yapıyorum. Çektim. Yandan şöyle giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. Yine aynı yere giriyorum. Burası tam tepe zirve noktası. 2-3 defa alıyorum. Buradan sonrasında buranın tersini yapıyoruz. Bir doluyorum. Zincirimiz içerisine giriyorum. 3 defa da alıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru meyil veriyoruz. Sonrasında 1 doluyorum. 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. İkili trabzan şekliyle birinciyi ördüm. ikinciyi ve üçüncüyü ördüm. Hemen şuradaki sık iğneme gelerek batıyorum. Tekrar 1, 2 defa bu kez doluyorum. Bir üçüncüyü ilave ediyorum. Buradan bir tane eksik olacak. 3 defa doluyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz aynı trabzana değil uzattığımız bölüme şöyle şuradaki uzun bölümümüze gelerek giriyorum arada kalmasın istiyorum çünkü iki kat olarak alalım ki daha güzel dursun İkişer ikişer dolamış olduğum bakınız yuva içerisine şöyle alıyorum tekrar bir iki üç dört dört defa doluyorum Popcornumun tam altındaki sık iğneme giriyorum şuraya ikişer ikişer alıyorum başlangıçta 4 bitişte 3 tane dolayacağız sonrasında yine 3 tane trabzan 1 2 ve 3 bir dolayıp 3 trabzan 1 doluyorum 3 defa dalıyorum 1 2 3 2 doluyorum tam tepeye giriyorum 1 2 3 yandan kirpiğimi yapıyorum tekrar 2 doluyorum tam tepeden giriyorum aynı yere ikili trabzanımı ördüm yani iki defa doladım 2ş i̇kişer, ikişer çektim bir doluyorum zincir üzerine geçip 3 defa da alıyorum 1 2 3 şimdi 3 ayrı trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 sık iğneme batıyorum 2 doluyorum ve üçüncüyü ilave ediyorum. 1, 2, 3. Geliyorum. Şuradaki uzatmış olduğum yere giriyorum. 1, 2, 3, 4. Yuva içerisine alıyorum. Tıpkı aşağıda yapmış olduğumuz gibi. Bakın bundan sonrası artık yukarıda yaptığımız işlemlerin birebir aynı olarak devam edecek. Hiç farklı işlem yapmayacağız. Bu şekilde çalımızı istediğimiz kadar büyütebiliriz. İkinci defa modelimizin kurulumunu tamamladık. Bu aşamadan sonra tıpkı şurada yapmış olduğumuz çalışmalarımızın birebir tekrarıyla modelimizin kurulumu aynı şekilde devam edecek. Gayet güzel bir çalışma oldu. Burada yapmış olduğumuz şimdi işlem Burada aynısı bakınız birebir popkornlarımızın üzerine trabzanlarımızı ve şuradaki sivri kepiğimizin bulunduğu yerimizi ördük. Daha sonra bakınız kafesimizi sonra hilal kafeslerimizi çalıştıktan sonra trabzanlarımız kabartılı bir şekilde diğer trabzanlarımızı bakınız örüyoruz. Tekrar modelimizi buradaki gördüğümüz düzen üzerine hiç farklı işlem yapmaksızın Örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde örgümüzü tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Bakınız, popkornlarımız ne kadar güzel. Şöyle çiçek gibi yuvalarının içerisinde yerleşti. Görelim bakınız şöyle açıldığında, üzeri örüldüğünde şu şekilde de açılacak. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.